Merhaba arkadaşlar. Şimdi integer karşılaştırma için ilk önce çeteyi tanıyalım. Tire olmak üzere. Tire equal yani eşit mi? Eşit değil mi? Büyük mü? Büyük eşit mi? Küçük mü? Küçük eşit mi? Küçük mü? Ne zaman? Double parantez kullanımında. Görüldüğü gibi. Küçük eşit mi? Ne zaman? Double parantez kullanımında. Büyük. Büyük eşit. Ne oldu? Örneğin tire le köşeli parantez kullanımında. A, B'den küçük mü? Sorgusunu, koşul ifadesini yer alırken bakın. Aynı şekilde A, B'den küçük mü? Çift parantezde bu şekilde ifade ediliyor. String'e geçmeden önce biraz komut satırında bu konuyu biraz oynayalım. Evet, bir değişken tanımlayalım. Var bir. Evet, bitişik yazıyorum atamalarımda. Var bir 191 oldu. Var iki ne olsun? 222. Var 3. Var 3 eşittir 1000. Şimdi çift parantez testimi yapıyorum. Var 1 küçüktür. Var 2'den diyorum. Eğer öyleyse kısa yol bana. Okey de evet. Var 1 var 2'den küçükmüş. Peki var 3 var 2'den küçük mü? Hayır değil. Şimdi benzer bir şekilde var 3 var 2'den var 1'den bu sefer deneyelim. Var 3 var 1'den büyük mü? Evet büyük. Biliyorsunuz bunun bir diğer kontrolü de if diyorum. Then echo okay fiil. Evet okey. Peki bunu çift köşeli parantezle de kullanabiliyor muyum? Evet. Bakınız ne oldu? İstediğim sonucu alamadım. Alamam çünkü tek parantezde de deneyelim. Köşeli parantezde. Evet ama aslında burada görünürde miş gibi yapıyor. Aslında bir string karşılaştırma yaptı. Aritmetik karşılaştırma yapmadı. Dolayısıyla ne demeye varıyorum? Çift parantezli koşul değerlendirmelerinde C-style büyük küçük küçük eşit aritmetik karşılaştırmanızı yaparken çift köşeli veya tek köşeli parantezler ise bunları string karşılaştırma işlemleri için yapıyor olacağız. Evet, şimdi bu aynı zamanda bir string anlamı da taşıyor. Dolayısıyla farklı bir anlam da taşıyor. Biz sapı samanı birbirine karıştırmadan. Çünkü ne dedik? Biz bir deklare yapmıyoruz. Deklare komutunu daha sonra yeri gelince göstermek isterim. Ama şu an türsüz olarak düşünün. Bunun otomatik olarak hepsi bir ototürde ve bunların otomatik olarak anlaşılması lazım. Aritmetik işlem mi yapıyorum yoksa bir string operasyonu mu yapıyorum? O yüzden büyük, küçük, küçük eşit karşılaştırmaları kullanmak istiyorsam çift parantezi kullanacağım. Eğer köşeli parantezi kullanıyorsam var 3 greater than var 1 mi diye soruyorum. Evet diyor. Veya tek parantezle bunu deneyelim. Evet yine okey diyor. Peki var 1 var 2'den büyük mü? Hatırlamak için yukarı çıkarıyorum. Var 1 var 2'den küçük. Bakıyorum. Evet bize istediğimiz sonucu verdi. Var 1 var 2'den küçük değil. Var 2'ye geliyorum. Hop oraya süslü parantez koydum yanlışlıkla.
Bakın var 1, var 2'den küçük değil, hatırlatmak için. Şuraya tekrar yazalım. Var 1, var 2, var 3. Var 1 191'di. 191 222'den büyük değil. Greater than 191 222'den büyük müdür? Hayır cevabını aldık ve okey dönüşünü bloğun içerisine girmedi. Burası false dönüşü vermiş oldu. Böylece diğerlerinde siz deneyebilirsiniz. Not equal'da deneyelim mevcut durumda. Var 1 var 2'ye eşit mi? History'den süslü parantez olanı aldım. Okey, evet var 1 var 2'ye eşit değil mi diye, not equal mı diye soruyorum. Eşit değil mi? Evet, eşit değil. True ve dolayısıyla cevap okey gelmiş oluyor. Peki equal mı? Var 1 var 2'ye eşit mi sorusunun cevabı ise false. Var 1 var 1'e eşit mi? Cevabı okey, evet eşit. Veya var 1'in ben ne olduğunu biliyorum. Şöyle de gösterelim. 191 olduğunu biliyorum. En son bir örneği de yapalım, bitirelim. Var 1 191'e eşit mi? Evet, eşit. Bir de bunu çift parantez yöntemiyle de gösterelim. Daha önce gösterdiğini düşünerek belki buraya eşit eşit ve eşit değil koymadı yazar, emin değilim veya benim gözümden kaçan bir şey var ama eşit eşit şu an bölümde göremedim. Ama tabii ki eşit eşit çift parantezde C# syntax'ta kullanılabiliyor. Bakın eşit değilse 191'e. Yani çift köşeli parantez ve çift parantez conditionlarda kullanmak için en ideal çözüm ve çoğu zaman da özellikle aritmetikte çift parantezi tercih edebilirsiniz. Şimdi string karşılaştırması yapalım. Evet, string işlemlerinde sadece tek köşeli ve çift köşeli parantezi kullanıyoruz. Biz yine çift köşeli parantez kullanımı tercih edelim. Evet, tek eşittir de is equal to eşit mi sorusunu yöneltir. Tabi burada bakınız arada bir boşluk olmasını tek köşeli parantez kullanımı şart koşar. Tek köşeli parantezi kullanımınız standart SH bir embedded sistemde ASH veya SH kullandığınızda çift köşeli parantez desteklemeyebilir. Tek köşeli parantezin de farkında bilgisinde olmanız klasik SH, ASH, embedded sistemde BusyBox içerisinde gelen ASH'da da kolay script yazabilirsiniz ama sessiz olun, embedded sisteminizle uğraşıyorsanız eğer bir 5-600K'lık bir 5 için yer ayırın derim. Ve çift köşeli parantez kullanımıyla devam edersiniz hayatsa. Şimdi dediğim gibi tek köşeli, çift köşeli eşit. Siz tabii ki çift eşiti tercih edin ki aklınızda atamayla kalmasın bu. Çift eşit kullanımını tercih edin arkadaşlar ve aynı zamanda globbing anlamı da içeriyor. Gelin bir örnek yapalım şimdi. STR1 eşittir doktor. STR2 eşittir doktor. P olsun. Ve bunları karşılaştıralım şimdi. If diyelim. Dolar STR1 eşit mi? Eşit mi bakalım. STR 2'ye. Then echo okey diyelim. Eşitse okey bassın bize. Eşit değillermiş. Peki str1
doktor string f değerini mi taşımaktadır? Evet. Peki. Başka bir şey daha deneyelim. Gelin. Peki str2 str2 doktor ifadesine eşit mi? Hayır. Bakalım şöyle bir yaramazlık yaparsak. Olmadı dostlar. Şurada açıkça ifade ettiği gibi eğer doğrudan string z yıldız değerine eşitse bu sorgu true değeri üretecekti. Ama eğer çift tırnağı kaldırırsan bu sefer globbing anlamı taşıyor. Yani str2 diye bir değişkenim var. O doktor bla bla bir değerine mi eşit? Evet. Pattern matching ne oldu? Çift köşeli parantezde yaptım. Peki ya gelin kafanız karışsın. Bash Scrim Think'e küsün. Değil tabi ama bilin, farkları bilin. Peki ya şimdi ne olacak? Not okay. Tek köşeli paranteze çift köşeli parantez, globbing ve literal matching ne oldu? Farklı anlamlara geliyor. Şimdi peki çift tırnak koyuyorum. Bakınız. Evet, buradaki davranış farkına dikkat çekmek istedim. Çift köşeli parantez. Şimdi biz bir globbing işlemi ne demek? Pattern matching ne demek? Benim doktor P isimli bir stringim var. STR doktorla mı başlıyor? Dinamik olarak bu string'e bir atama yapıldı ve doktorla mı başlıyor diye bir desen sorgusu yapmak istediğimde tek tercih edeceğim kullanım çift köşeli parantez değişken eşit eşit mi z yıldız. Evet. Bu noktada tek köşeli parantezi kullanmıyorum. Tercih edemiyorum. Şimdi evet. Doktor normalde bakalım. Şunun içinde de basalım. Echo str 2 diyelim. Bakın. Normalde değişken doktor P değerinde ama doktor yıldıza true döndü çünkü bir globbing yaptı. Ama doğrudan doktor yıldız yani yıldız içeren, yıldız karakteri içeren bir string doktor, sonunda da yıldız karakteri içeren bir string mi sorusunun cevabı tabii ki false olacak. Evet, burada is not equal to'yu kullanalım gelin. Bakınız. Evet. Doktor P, doktor yıldıza eşit değil. Sonuç ne oldu? Mantık operatörünün sonucu true oldu. Ve then ve fi arasındaki adımlar çalışmış oldu. Evet, bu ASCII table'a göre bir büyüklük küçüklük meselesi. Örneğin A ASCII table'da B'den sonra gelir. İşte 65 büyüktür 66 demek gibi bir şey bu. A küçüktür B diyorum örneğin. Evet. Peki C B'den küçük müdür? Hayır. Gibi bir ASCII tablosu karşılaştırmasından ibaret buradaki küçük büyük. Benim değerim string'in boş mu sorusu soralım. STR2 boş mu? Bu false bir dönüş vermesi lazım. Tire S. Evet bakın false. Boş değil mi? Not no. Not empty. Evet boş değil. Mantık operatörü true dönüş değeri üretti. Evet burada aritmetik ve string karşılaştırma için güzel sade bir örnek var. Bunu sizin dikkatinize sunuyorum. String'in null olup olması ile ilgili dolaylı olarak bir test yapmıştık. True test açı içerisinde önceki derslerde.
Bu örneği de sizin kullanımınıza havale ediyorum. Ve şurada Zmor örneğiyle dersimize devam edelim. Evet, Zmor örneği pek çok öğrendiğimiz konuyu, bazı öğrenmediklerimizi de içeren bir örnek. Öncelikle bir error handling amacıyla kendisi bazı hata kodları tanımlamış. Ve sonra şu blokta öncelikle script'te herhangi bir argüman verilip verilmediğini sorguluyor. Akabinde gösterilen argüman olarak eğer bir dosya gösterilmiş ise o dosyanın var olup olmadığını ve regular bir file düzenli bir dosya olup olmadığını ve var olup olmadığını tref ile sorgulamış oluyor. Akabinde ise son kısımda uzantısının nokta gz olduğunu anlamak için evet burada bir parsing işlemi yapıyor. Built-in bash scripting'in built-in bir parse özelliği var. Yani AVK kullanımına gerek bırakmadan böylece dosyanın uzantısının gz olup olmadığını sorguluyor. Eğer gz değilse biz burada bir alternatif de üretebiliriz. Ki uzantısı gz olan herkes gunzip demek değildir. Biz file komutunun çıktısına bakabiliriz mesela. Meta file'ına bakarız. Gerçekten gzip mi meta file'ında da. Tüm bu script aslına bakarsanız yalnızca ve yalnızca şu satırı çalıştırmak için ne yapıyor? Biz şimdi bir dosya hazırlayacağız. Ve o dosya içerisine pek çok aynı satırı yazarız. Ve akabinde de zcat komutu şunu yapıyor. Gunziplenmiş bir text dosyasının içerisine o gunzip'i açmadan okumanızı sağlıyor. Aslında o zcat açarak aç oku şeklinde memory'de işini görüyor. Ama size gunzip dosyanızı bozmuyor. Gunzip'inizi uncompress etmiyor. Ne yapıyor? İçine okutuyor. More ne yapıyor? Pipe'dan da more gelince uzun bir dosya karşınızda varsa onu satır 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 enter 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 okumanızı sağlayan kibar bir program. En sonunda da bu pipe'ın çıktısıyla şu çıktı durumuyla çıkışını yapıyor. Çok da aslında dolar soru işaretiyle çıkmanıza gerek yoktu diyor. Hakeza zaten son çalışılan komut script'in genel çıkış return value'sunu, dönüş değerini verecek zaten diyerek yorumda meseleyi bitirmiş. Gelin biz şimdi oynayalım biraz bu script'le. Script'imiz burada. Şimdi biz kendimize bir dosya hazırlamamız lazım arkadaşlar. Buraya biz Zmor test dosyası oluşturalım ve öğrenmediğiniz bir konu ama niçin görmeyesiniz ki? C style şimdi içerisine 100 satır yazalım, bir dosya olsun, abartalım 1000 satır yazalım. Do evet. Bugünün tarihini basalım o dosyanın içerisine. İç ismi de zmor test.txt olsun. Evet, şimdi bu dosyayı açarım. Bakın birden hepsi şak diye geldi. Prompt'un sonuna geldi ama more'la açarsam more'la açar veya more'a pipe verirsem bakın ilk satırdan itibaren sonuna kadar bakın enter'a basıyorum 1000. satıra kadar her enter'a bastığımda gelmiş olacak. Evet, enter'ı anlayamadığımı gördüm. Bu dosyayı yeniden oluşturacağım. Hem tarih basalım.
Evet. Tarih basalım hem de bir indis basalım ki. Test txt. Evet, sıfırdan başlayarak 1000'e kadar her seferinde başına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 tarih ifadesi versin veya ok yerine şöyle yapalım. Şimdi okuyalım. Dolar bir demişim, pardon. Filmi başa sarıyorum. Dolar iyi diyorum. Enter. Bakın sıfırdan başladı. Ben morun esprisi budur. Siz Enter'a bastıkça sizi dosyanın head'inden başlatır göstermeyi terminalde. Siz Enter'a bastıkça, Enter'a bastıkça, Enter'a bastıkça sizi ilerletir. Head'in, morun esprisi bu. Hakeza moru zaten dosyayı doğrudan verip de kullanabilirsiniz. Gibi 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 bakın. Enter enter diyorum. Cat'le doğrudan açarsanız sizi tümünü terminalde basar. Sizi prompta geri getirir. Şimdi zcat ne yapacak? Önce biz bir dosya boyutumuza bakalım. Şu an 32.890 byte. 33K. Şimdi gelin bunu gzip diyelim. Zmorph txt yapalım. Şimdi ne oldu? Bakınız 2.4K'ya düştü. Zcat ne yapacak? Sanki o bir serbest text dosyaymış gibi bakın açacak. Ve aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Gunzip'li bir dosyayı sanki açık bir cat gibi de bir dosya gibi okuyor gibi okuyacağız. Şimdi script'imize gelelim. Bakın ders içinde ders işliyoruz. Farkında mısınız? Umarım farkındasınızdır. Evet. Şimdi biz sadece zmorsh diye çalıştırdığımız zaman ne hatasını alacağız? Arkadaşım ben bakın böyle kullanılmam, böyle kullanılırım diyecek ve eko dolar soru işaretine 85 görmemiz lazım. Bakın ben diyor ki benim kullanım bana bir dosya ismi vermen şeklinde olur diyor. Eko dolar soru işaretine ne göreceğim arkadaşlar? Evet, 85 göreceğim. Çünkü o çıkış değeriyle çıktı. Şimdi olmayan bir dosya verelim. Files miles.gz olmayan bir dosya verdim. Bakın. Files miles.gz not found. Bunu nereden verdi? Böyle bir regular file var mı? Ne oldu? Yok ifadesi true değer üretti. Var mı? Ne oldu? Değilini verdiğim için yok mu diye sormuş oldum. Yok mu? Evet yok. Yoksa bu çıktıyı ver ve 86 eko dolar soru işaretinin 86 olarak görmem lazım exit value olduğu için. Şimdi nokta gz uzantılı olmadan yazalım bizim. Gz değil de gzz diye yazalım. Şimdi bakın. Ha en başta file gzz not found. Çok pardon. Yine buraya girmiş oldum. Olan bir dosya yapalım. Copy diyelim. Bizim yaramazı kopyalayalım. Files, zmorph, files, zmorph, gzz yapalım. Şimdi bakalım çalıştıralım gzz için. Evet, çalışmaması gerekirken neden çalıştı? Bakın şurada küçük bir yaramazlık yapmışım. Köşeli parantezle yorum satırı
arasında boşluk yok ve o da yanlış bir davranış yapmasına sebep oldu. Şimdi göstereceğim. Bakın. MZ is not a gzip file. Çünkü son uzantısının gz olmasını istiyor. Bakınız ne kadar hassas bir noktada yaşıyoruz. Şimdi ise condition çalışmıyor. Dolayısıyla burada bir boşluk olmalı. Aynı durumu çift köşeli parantezle deneyelim. Gelin buraya çift köşeli parantez koyalım. Bakın yine MZ olduğu için condition çalışmadı. Ama şimdi ne olacak? Bizi hataya sürüklüyor mu? Hayır. Bakın burada bir yorum hatası vererek, bizi görünmeyen bir sıkıntıdan kurtarmış oluyor. Çift köşeli parantez, sen çok yaşa. Şimdi diğer yandan. Bu meselemiz okey. Şimdi biz dosya ismimizde gz'yi kullanmaya devam edelim. Gz'de ise evet doğru bir şekilde çalışıyor. MZ uzantımda hata veriyor. Şimdi uzantıyla bu iş olmamalı. Aslına bakarsanız file dersek files zmor txt nokta MZ dosyası aslına bakarsanız bir gzip compress data. Değil mi? Peki txt ne? Zmor txt'miz şu an yok. Diğer dosyamıza bakalım. Test txt dosyamıza bakalım. Mesela görünüşü. ASCII text olarak göreceğiz. Şimdi ben bir grepleme işlemi yapsam neler oldu neler? Txt gz grep gzip compress data olduğunu emin olsam. Bu da mükemmel bir yöntem değil. Evet. 2'yi 1'e hepsini de tüm çıktılarını dev null'e vereyim. Ne oldu? Echo dolar soru işareti file çıktısının grep'in dönüşü true oldu. Peki aynı şey bir ASCII text için deneyelim. Test nokta txt. Şimdi echo dolar seçti. Bakın hata verdi. Bu uzantıdan bağımsız olarak gelin biz bir kontrol yapalım. Copy. Şurayı kapattım. Buraya artık file name'i veriyorum. Ve is gzip mi değil mi? Dolar soru işaretini is gzip olarak bir return value alıyorum. Ondan sonra if test is gzip eşittir sıfır mı değil mi? Benim meselem pardon is equal sıfır mı değil mi meselem artık ben fi. Şimdi gerisi bizim için aynı.
Evet, şimdi uzantı GZ de olsa MZ de olsa file'ın verdiği metadata üzerinden ben bir bilgi elde ettim. Bunu anlamanın başka güzel yolları da mutlaka vardır. Ne oldu eğer verdiğim dosya bir gzip ise gzip'im diyecek, değilse olmayacak. Şimdi gelin kullanımımıza geçelim. Şimdi Zmor, ben bir gerçek ganzip verdim ve no, gez ganzip'e hayır ganzip değil dedi. Evet, neden acaba? Çünkü başarı durumunda ne dedik? Eğer gzip dosyası ise gzip dosyası değil de dedik. Böyle yapmayacağız. Not equal diyeceğiz. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet geldi. MZ aslında gerçekte bir ganzip dosyası olan MZ uzantılı dosyamız da geldi. Ama bir test txt dosyamızı açtığımızda bakın bu bir gzip file değil dedi. Bu daha sağlıklı olduğu gibi geliyor bana. Günün sonunda tüm bu telaş sadece şu satırı biraz daha profesyonel çalıştırabilmek içindi. Şimdi sıradaki başlığımızı irdeleyelim. Evet, logical olarak siz yine bildiğiniz gibi C style and logic karşılaştırma amacıyla yine VV işaretini tercih edin veya OR iki pipe çift pipe'la OR işaretini tercih edin tire O ve tire A yerine. Evet, iç içe if'ten koşullarını nasıl gerçekleştiriyoruz? Haydi bunun için de bir test dosyası açalım ve bakalım. Dosyamız üzerinden devam ediyorum. Şimdi ikisinin de aynı sonucu vermesini bekliyoruz. Ne diyoruz? A sıfırdan büyüktür. A sıfırdan büyüktür ise yeni bir koşul çalıştır. İç içe. Diğer dillerden de bildiğiniz gibi. Ve A 5'ten küçükse en sonunda hedefinize, en nihai hedefinize bu şekilde ulaşabilirsiniz. Diğeri ise biraz önce gördüğümüz ve logical and operatörüyle ne oldu? A sıfırdan büyüktür ve A 5'ten küçüktür. Ne oldu? A denen sayı 0 ile 5 arasında bir yerdedir. Sonucunu iki farklı şekilde, cevabını iki farklı şekilde vermiş olduk. Size bir çalışma. Buradaki çift köşeli paranteze dönüştürerek deneyin. Tek köşeli parantezde denediniz ve çift parantezle C style olarak da bu aritmetik karşılaştırmayı yapmanızı isterim açıkçası. Şimdi bir diğer ödev olarak bunu düşünebilirsiniz. Sisteminizin içerisinde bir dosya düşünün ve o sisteminizin içerisindeki dosyaya bir gidin. Evet. Ne oldu? Bu dosya içerisinde başka bir dosya source edilmiş. Include edilmiş gibi düşünün. Şimdi o dosyaya gidelim. Ve bakın açtığım zaman burada pek çok özellikle condition fonksiyonları daha sonra göreceğiz ama bir numara yok. Hani görün bakın anlayın. Pek çok bildiğimiz şeyleri bu scriptler içerisinde, sistemin içerisinde
on binlerce satır script olduğunu internetten de araştırıp Ubuntu dağıtımınızda veya Fedora dağıtımınızda, kulağınızda dağıtımda incelemenizi, okumanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Sıradaki derste görüşmek üzere.